400 günü aşkındır abluka altındaki Gazze'de soykırım faaliyeti yürüten İsrail 43 binden fazla masumu katletti. Saldırılarını sürdüren İsrail, uluslararası hukuka aykırı binlerce ihlal yaparak korkunç suçlara imza attı. Tüm dünyanın karşı çıktığı katliam sonrası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptırım kararı çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Galant'a savaş suçları için tutuklama emri çıkardı. Netanyahu ve İsrail'i vekillerin tanımadıklarını söyledikleri karar sonrası birçok ülke açıklama yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını doğru bulan bazı Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı ülkelerine girdikleri anda tutuklayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrinin Filistinlilere karşı soykırım işleyen İsrailli yetkililerin adalete teslim edilmesinde umut verici ve önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, soykırımın cezalandırılması için uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz, dedi. İsviçre Federal Adalet Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, Netanyahu ve Galant'ın İsviçre'ye girmeleri halinde tutuklanacaklarını açıkladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Kaspar Weltkamp, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığına ve kararlarına saygı duyduğunu söyleyerek, gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz ifadelerini kullandı. Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını ve ülkeye giriş yapmaları durumunda Netanyahu ve Galant'ın tutuklanacağını sözlerine ekledi. Güney Afrika hükümeti yaptığı açıklamada ICC'nin kararını memnuniyetle karşılayarak bunun Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Karara uyacaklarını açıklayan hükümet diğer ülkeleri de tutuklama emri için birlik olmaya davet etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoyne, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini söyledi. İrlanda Başbakanı Simon Harris bunun son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. İrlanda'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına saygı duyduğunu belirten Harris, diğer ülkelerinde karara acil bir şekilde uyması gerektiğini ifade etti. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Melmer Stenergaard, İsveç ve Avrupa Birliği'nin mahkemenin önemli çalışmalarını desteklediğini ve bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruduğunu söyledi. İsveç kolluk kuvvetlerinin İsveç topraklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi emirlerine tabi kişilerin tutuklanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi. Belçika hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye girmesi halinde tutuklayacaklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceklerini açıkladı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell kararla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama emirleri siyasi değildir. Mahkeme kararına saygı gösterilmesi ve uygulanması gerekir diye konuştu.